Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cem Kaan. Bugün saatlik süper bilgisayarına da gördüğünüz gibi birinci olmaya çalışacağız. Ama turnuvaya da tabii ki 30 dakika geriden başladık. Bakalım, yani birinci olmaya çalışacağız tabii ki ama rakipler 20 puan önde bizden. Elimizden geleni yapacağız yani. Bakalım kaçıncı olacağız. Haydi başlayalım. 30 dakika var. Büyük ihtimalle 30 dakikalık bir video olacak. Hoşunuza gidiyorsa like atarak destek olabilirsiniz. 3 dakikalık bu. Bu arada şunun sesini kısayım birazcık. E4 ile başladık. E5, at F3. Berzerkimizi attık. İspanyol oynayalım. B5. Burada basit bir şekilde. Yani şu an olmuyor aslında da hani. Bu olayın mantığı bu. Fil A4. Fil C5 geldi. Tamam, rok yapalım. Bunu yiyebiliriz herhalde. At çarpı E5 alayım. D4. Fil D6. Aldık bunu. F4 oynayalım. Ver file devam. Şimdi fil D6 gelirse fil baya saçma kalacak burada gördüğünüz gibi. Vezir D4 oynasak nasıl olur? Ama yok. Ona E5 at, F5 oynayayım. Taşları çıkmaya devam edelim. Fil E3. Şimdi E5 gelmek istiyoruz. E5 gelelim. Fil B4 oynaması lazım. A3 gelelim. B4, fil çarpı B6, C çarpı B6. Ve şimdi bence pozisyon olarak üstünlüğümüzü şey yaptık. Fil B3. Evet, at F5 geldi. At E4 gidelim derken evet, at E3'e uyduk ama hiç sıkıntı yok bence. Vezir D6'dan sonra bayağı bir kompanse var gibi. Vezir D6, at çarpı F1, kale çarpı F1. Hatta ben bu kulaklığı çıkartayım yani. Niye kulaklık takıyorsam kendimi duymam bir şeyi değiştirmiyor yani. At F1, kale F1, bakın bu file oynamıyor. Şimdi F5, F6 dalacağız rakibi arkadaşlar. B6 oynaması lazım bence burada. Vezir H4 yaptı. Ne istiyor? Bir şey istemiyor gibi. G3 oynayalım bir tane. Rakip vezire saldıralım. Vezir G4 oynadı. Tamam. Bir tane fil D5 yapalım. B6'yı kestik. Sakin sakin. Acelemiz yok hiç. F5 F6 belki oynayabiliriz. Vezir E2 yaptı. Hala bir şey istemiyor. Tamam. F5 sürelim. F6 belki oynayabiliriz duruma göre. Vezir çarpı C2 aldı. F6 sürelim. Bayağı taktikler çıkacak gibi hissediyorum. Vezir D3 oynadı. Hemen vezirini kazanalım rakibi. Fil çarpı F'den sonra vezirin önü açılıyor ve basit bir şekilde vezirimiz kazandı. F çarpı G7'de vezir F6 mı attı galiba F7'de? Şah 7, vezir F6. Vezir çarpı D3. Vezirini aldık rakibin. At çarpı F6. Şah G7. Vezir H7. Vezir G8 ve vezir E8. İki hamle sonra matımızı yapacağız. Geçtik yeni maça. Haydi. Haydi. Geçtik yeni maça. 3 puan aldık. Berzerk'le yendiğimiz için. İbrahim 22-19. Türkiye'den bir rakip. İbrahim Işık. E4 ile başladı. At F6 oynayalım. D3. D5. Fil F4. D çarpı E4. Hemen piyonu alırım yani. Hiç affetmem. Bunu da alayım. C6 yapalım bir tane. Bir tane fil G4. Bunu da alalım. E6. At D7. Fil E7. At E4 geldi. Rokumuzu yapalım. Vezir çıkamıyoruz A5'e. C5'e gideyim at o zaman. At C5. Da böyle bir premium bence. Gerçi C5 olabilir. F6'yı aldı. F6'yı alması daha kötü bence. Fil
Savunmaya geliyor. Vezir değişeceğim şimdi. Ya da fil değişeceğim. Ya da otomatik hamle yapmayalım. Fil B2 gibi hamleler de var. Eğer fili oynarsa fil B2 alabiliriz. Düşünüyor rakip. Çoktan kayıp oldu bence. Vezir E3 geldi rakip. Buna F4 var. Tamam alalım fili. Piyonla aldı. Vezir B6 oynayalım. Kalemizin de önü açıldı. Ver A2 diyoruz. O kale çarpı A2 direkt bitti maç. Zaten bir piyonun bayağı avantajlı bir pozisyondaydık ama diğer piyonu da verince artık bitti ve rakip terk etti kale kaybettiği için. Geçtik diğer maça. 6 puan olduk. Ateşimiz var. 24 dakika var turnuvanın bitmesine. Haydi bakalım. Hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar dediğim gibi like atarsanız çok iyi olur. Büyük bir oyuncu. Bakalım Berzak atacak mı? Atmıyor peki. Neyse şimdi flash 6 falan oynar. At C6 oynadım. D6. E4 fil G4. Burada amacımız atı D4'e koymak. E5 tabii ki. At D4. Şimdi buna fili yiyelim. Normalde at E2 de güzel ama olsun. Ve burada klasik C5 hamlesi. Yersem merkezimiz çok iyi olacak. Tamam yemedi. Atımız Z4'te bakın arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde yani oturuyor. Oturduk buraya yani. Buna at B3 kale alabiliriz direkt. Yoksa fili mi alalım? Kaleyi alalım biz ya. Kaleyi aldık. Bir tane A6 yapalım B5 karesi için. Bir tane F5 rakip şahını zayıflatıyor. Niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Fil G5 gelirse vezir E8 oynayabiliriz. Buna F4 F3 belki. At G6 oynayalım. Buna ne yapsak acaba? F3 fil F3. At H4 gidelim. Ver fili. Fili alalım biz. Alalım fili. Şimdi F3 bir tane. Evet, belki F3 mantıksız oldu. Ne oynasak ya? Vezir C8. Şöyle bir ilginç hamle deneyeyim. Gerçi mantıksız oldu. Kale F'de oynayacağım. Kale G1'de de. Aynen hiç mantıklı olmadı yaptığım şey. Sıkıntı yok. Hala iyi bence pozisyon. Neyse F6 oynayalım. O kale fili uyudu rakip. Anla ki. Evet terk etti geçtik hemen yeni maça. Sonunu çok iyi oynamadım. Gayet iyi oynamıştık ama sonunu çok iyi oynamadım. Olsun. Evet bekliyoruz. Yeni maçı. E4 C5. Aa Berzerk atmayı unuttuk ya. Niye Berzerk atmayı unuttuk? Hemen hızlı oynayalım o zaman. Hızlı yenelim rakibi. F4. At C3. F4 yani çok iyi değil aslında ama bu hamle iyi değil çünkü direkt piyon kaybediyor. Taş kaybediyor. Gördüğünüz gibi çatal hemen mesela 1960'lık bir oyuncuya karşı 9. hamleden taş kazandık. Alalım atı. At F3. Vezir H4'de G3 vardı daha demin. Bunu sürsek mi? Gerek yok. C4 oynayalım. Vezir B3 oynayalım file fili. Tehdidiyle. Fil geri de çekebilirim ama her zaman tehditle gelmek daha iyi. Şimdi rakip bunu korumak için uğraşacak bayağı. Şu an file fili istiyoruz. Almak istiyoruz. Evet, kaleyi verdi. Dayanamayıp olsun. Şimdi fili çıkalım. Vezir B2'ye kale B1 var. Bunu yemeyelim ya. Acelemiz yok. Uzun ok atalım ilk. Bir E6 şah, vezir B5 şah çıkabilirim. Buradan vezir değişebiliriz. Evet, bunu yedi. E5 sürelim direkt. Yerse bunu yiyorum ve fil gidiyor. Düşünüyor rakip. Bakalım ne oynayacak.
Bu nedir? Kale C8 yaptı. Şöyle oynasak vezirleri değişelim. Vezir D4 gayet mantıklı. Ne oynayacak acaba? Piyonu evet terk etti. Güzel. Keşke berserk atsaydık. 15 olduk. Atalım. Bu sefer rakibin puanına bakmadan attım. E4, C5, C3. Rakipler berserk atmıyor yenmek için. At F3. Şimdi burada amacımız hemen at C3 gelip vezir kovmak. Bir tane fil D2 ile oyun başlayalım. At C3. Yerse yerim. Sıkıntı yok. Tamam D5 bir tane. Atı kovalım. Fil E3, fil D4 oynasak ya da bir tane şah çekelim. Sonra fili bakın kötü kareye getirdim fili. Bir tane H3. At G4'leri kestim. Şimdi rok. Kale E1, B5 çekeceğim fili. Çektik fili. A5 oynayabilir. A5 ama bir şey ifade etmiyor. A5 oynaması. B4 sürdü. At A4'e yer. O yüzden çok mantıklı değil. Atı 2, at D4 koyalım. Fil B5 geldi. Zaten at D4 gelecektim. Bana yardım etti. At D'yi de oynayıp hani buradaki dubleyi şey yapabilir ama at D'yi hemen almak zorunda değilim. Nasıl o elimde. O yüzden ilk önce bir kalemi getirebilirim buraya. Şimdi mesela at E5 temposu değiyor bu hamle. At E5'te hemen hızlıca saldıralım rakip vezire. Tamam, bir tane kale C1. Şimdi fil G5 de oynayabiliriz ileride. Buna at C6 tabii ki. Yerse atla da yiyebilirim. Piyonla da yiyebilirim. Neyle yiyelim bunu ya? Piyonla yiyelim. Piyonumuz buraya kadar gelsin hemen. Şimdi bu hamle at E6 gibi hamlelere izin veriyor. At E6 oynayalım hemen. Yerse yiyelim bir tur. Sonra bu atı alalım. Hemen premomuzu yapalım. Sonra rakip piyonumuz zaten vezir olacak. Vezir B8 bence tek hamle burada. Ona da bir şeyler bulacağız. Şimdi bunu sürüyorum ben. Bir şey yok. Hamle bir şey istemiyor. Vezir B8 gelseydi file herhalde çekerdim buraya da buraya. At F4 vezir çıkıyorum. Nasılsa kale fil koruyor hepsi birbirini. Rakibin taşı kalmadı arkadaşlar. Vezir gidiyor. Bunu alalım ilk bir tur. Sonra bunu şah çekip fili alalım. Hatta almayalım mat ederim direkt. Vezir geldi. Fil geldi. Vezir de 8 mat oluyordu. Geçtik hemen yeni maça. 11. sıradayız. 20 puanımız var. 32 olmamız lazım. Evet. Yine berserk atalım. E4 C5. Bu sefer Dragon oynayalım ama böyle hızlandırılmış versiyonu. At C6. Şimdi bakın buradaki B hattını her zaman kullanın. Kaleye buraya geldik. Adam fili çıkamıyor. Rokumuzu yapalım biz de. Şimdi burası kritik. Şimdi D5 sürersem E5 sürecek. O yüzden D6 süreyim. Bu hamle çok iyi değil. Böyle fırsatlar veriyor bana. Vezir A5. Fil de ek gelirse B2 boşta. Alabiliriz onu. At E2 yaptı. İlginç bir tercih. Fil A6 oynayalım. Bu fil bir şey yapmıyordu. Değişelim fili. Geldi. Bunu yiyelim bir tur. Vezir B5 ilginç hamle. Hadi vezir B5 oynayıp hemen değişelim vezirleri. Aslında mat etmek için vezirleri tutmam lazım. Oyun sonu birazcık daha yavaş oluyor ama tam rakip istemiyor zaten. Güzel. Vezir C4 oynayalım. At G3 oynarsa sanırım at H5'ten sonra kaybediyor. Bakın. Çünkü kale boşta kalıyor. At G3 oyna. Çok güzel eğitici olur. Başka bir piyonu nasıl koruyacaksın? Haydi oğlum. E5'e premium yapayım. Ya E5 yaptı. Of. At G3 oynasaydı at H5, at E2 gelince de tekrar vezir feda edip alıyorduk. Şu an vezir çarpı E2 istediğimiz gibi. Bu piyonu istiyormuş gibi gözüküyoruz aslında ama vezirle atı almak istiyoruz ve rakip de bu tuzağa düştü zaten. At G3, at E2. Fili de istiyoruz. Fili kaçarsa B2 boşta. Şunu hatta neyse yapmayalım. Evet. Şimdi fili alabiliriz basit bir şekilde. Bu piyonu alalım. Ya da tamam ben satrancın prensiplerine saygı gösterip taşları taş önde olduğumuz için taş değişelim hemen. Uğraşmayalım çok fazla. Kale D2 geldi. Bir tane G5 koyayım. Sonra fil F6, taş 6 koyayım. Burayı sabitleyeyim. Gördüğünüz gibi çok rahat şu an. H4'e de H6 her zaman. Kaleye inelim. Kale D8 premove hemen. Yani satranç basit. Şimdi kale F4. Bir tane değişelim. Burada nasıl bir mat yapabiliriz ya? Şah şah şah. Tamam şah.
Filde 4. Bunu yerse fil F2, fil C5 kaleyi alırım. Hiç mat hesaplamama gerek kalmaz. Güzel. Şimdi fil F2 şah çekelim. Kaleyi alalım ya. Evet, aynen. Uğraşmayalım çok fazla. Evet, aldık kaleyi. Şah çekeceğiz yine. Bunu da istiyoruz. Sonra böyle şeyler de istiyoruz. Fil D6. C5'e kale C4 oynayacağız. Buna mat var mı? Evet, bir hamlede mat sanki. Kale F1 aynı. Kale F1 matı yaptık. Hemen yeni maça geçtik. Rakip var. Bu arada 2500'lük bir rakip var. Onu birazcık şey yapmamız lazım. Yakalamamız lazım. 25 puan, 11 puan fark var arada. Saatlik süper bilgisayarda. Yarım saat geç başladık. Evet. Bekliyoruz. Haydi Lichess. Rakibi ver bize. Aha, Long Nose, Hair. İkinci bu. Ateşi yok. Tam normal oynayalım birazcık buna kadar. Bu rakibe karşı. D5. Fil F4. E6. Fil E7 çıkalım. Kısa rok. G4 yaptı. C5 sürelim. At D7. Birazcık tehlikeli oldu bu arada. Hızlı oynadım. Siz benim gibi oynamayın arkadaşlar. At C6. H4. Şimdi bizim bir karşı atak bulmamız lazım. F6 oynayabilirim. Ya da F5. F5 aslında burayı kapatıyor. Mantıklı bir tercih olur F5. Ama G6 açılır. B5 sürelim. Hadi B5 sürelim. Piyonu verdik. Atla alabilir mi ya? Atla. Alabilir sanki. Alırsa alsın. Bunu aldı. Buna B4 var ama ya. B4 sonra at C5 geliyor. Çok iyi değil bir ancak. Ben çok iyi bir hamle değil. 2480 oynuyoruz bu arada. Atla alıyorum ben bunu. Kale at C7'ye kale B8 var. Bir sıkıntı yok. Hatta at C7'ye E5 bile sürebiliriz. Bu hamleden emin hiç değilim. Tamam, bu fili alalım biz. Fil burada çok tehlikeliydi. Şimdi vezir alırsa fil A6 vardı. Aynen, o yüzden almadı. Ama bence yine bayağı riskli. Vezir A5 geldim. At C7, E5, at E5. Vezir çarpı C7, at G6. Fil D6, fil D6. Vezir D6, at F8, vezir F8. Bir taş öndeyiz sanki. E5 de sürebiliriz. Fil A6'ya at C7 var, o yüzden olmuyor. A6'ya da yine at C7, E5, at A8. Aynı varyant olacak. At A8, EF4. Vezir A5 oynayalım ya. At C7'ye gidelim. At D4 yaptı. Bunu beklemiyordum. Tamam. Atı yiyelim. Fil D7 oynayalım. Basit bir şekilde. Buraları kestik. Fil çifti var. Sıkıntı var mı bilmiyorum. G6'ya herhalde H6 yaparız diye düşünüyorum. H6 oynayalım. H6. B3 gibi hamlelerimiz de var. Onu her zaman kafada bulundurmak lazım. GF7'ye premo yapalım. 1 dakika 37 saniyemiz var. Bunu yenmemiz lazım. Evet, bu hamle kötü bence. FG. Şimdi bunu feda edebilirim. Feda etsek mi ya? Kale F4, F4, kale F8. Etmeyelim ya, gerek yok. Vezir B6 oynayalım. Kale F4 istiyoruz. Fil F6. Gerçi yiyeceğim. Vezir H5 oynayabilir. Ona yeni vurup kale F6, kale A8 oynayacağım. Bu güzel bir hamle bence. Şimdi buna... Bunu oynayacağız ya. Bir dakika 10 saniye var. Tamam, sakin. Fil B5. Oynayalım. Buna vuralım, kale F5 oynayalım. Ver atı. F4 oynayamaz, bir piyon boşta. Şimdi kale A8 de gelecek, kale G5 de gelecek. D4 oynayabilir, ona kale A8 oynayacağım. Aa, gerçi F4 oynuyor ona. Ha, bak o birazcık sıkıntı. Kale mi geleyim ya? Kale mi geleyim? Değişse değişelim.
D4'de veziri açı belki buradan geçtiriz. Bir tane şah çekerim ama ya. Aynen şah şimdi bayağı sıkıntı oldu rakibin şahı. Sanki bilmiyorum. Yani şimdi rakip D4 F4 isteyecek çünkü bu D4'de kesinlikle şah çekmem gerekiyor. At F3 ne ya? Bu ne abi? Bu çok kötü bir hamle olmalı. E5 sürelim. E5 vezirin önünü açalım. At H4'de yine şah var. Hatta böyle fikirler de oldu ileride bu piyonu aldıktan sonra. Evet, bir tane şah çekelim. Şah F1'e E4 büyük ihtimalle. Buna vezir F6 oynayalım hemen. Veziri olay yerine yakınlaştıralım arkadaşlar. Şimdi kale H5, vezir F2 bayağı bir tehdidimiz var. Fil çarpı D3 de bunlardan bir tanesi. Bu ne ya? Kale H5'ten sonra nasıl koruyorsun atı? Kale H5 ve alt gitti direkt. Terk oldu. Aşağı sıradan mat olmadığımıza dikkat ettik ve oyun kayıp oldu direkt. 40 saniyemiz var. Kazandık ama birinci olamayacağız galiba. 40 puanı var rakibin. Hadi terk et. Terk et de bizi uğraştırma. Belki birinciyle oynarsak bir şans. Vezirle alayım. Kale F5 şah. Kale F2 vezir alalım. Vezir F2. D3. Mat ettik. Hemen geçtik yeni maça. Üçüncü 129 puanımız. 29 puanımız var. Rakip bizden 4 maç daha fazla yapmış. Evet. Hemen berserk attık. E4, C5, C3. Çok heyecanlı şu an D4. Valla benim 10 saniyede falan 10 saniye düşünerek falan yenmem lazım bence rakibi yakalamak için. At C3, D5 sürelim hemen. At B4 giderse herhalde bir şah çekerim diyecektim. Bu hamleyi hiç bilmiyorum. Şimdi fil F4 oynayalım. Kafadan attım şu an bu hamleyi. Belki fil B5, vezir A5. Ha, tamam bu kötü kesin. Aynen. Bu fil D7'den sonra çarpı. Kesin kayıp. Bu ne ya? Tamam vezir A4 oynayalım. Alırsa atla. Kale D1 de istiyoruz şu an. Allah. Fili oynarsa kale D1 oynayacağım. Tamam kale D1 yine. Fili alırsa vezir boşta. Çok kolay kazanacağız bence bu maçı. Hatta file E7'ye direkt fil D7 at D7. Şimdi fil D7 at D7 at E5. Kale çarpı D7. Birazcık dikkatli olmak. Tamam rok niye atmıyoruz biz ya? Değil mi? Rok atalım abi. Rok aynen sıkıntı yok. Şimdi kale D7 kale D1 istiyorum. Eğer rok yaparsa fil D7 at D7 kale D7 var. Acele etmeme hiç gerek yok. Hatta at E5 direkt kazanıyor muydu acaba? At E5 rok, at D7, at D7, kale D7. Aynen bu da kazanıyordu ama şahımız merkezde olduğu için gerek yoktu bence. Tamam şimdi bir tane değişelim bunu. Şimdi at E5 gidelim. Ver D7'ye. Kale D8 oynarsa vurup kale D1 oynayalım. Açmaz da ya bir tane daha taşla geliyorum ve herhalde artık kazanacağız bunu. Rok attığında kale D7 alıyorum. Sonra at D3. Her şeyi savunup oyunu kazanacağız ama rakibin 47 saniyemiz var. Rakibin terk etmesi lazım. Yakalayabilmemiz için birinciyi. Fil F2 bunu alıyorum. Bunu alamaz. Vezir koruyor kardeşim o kadar da değil. Terk evet. Etmedi hala. Şah F1 oynayalım tamam. Şah yok. At koruyor. Evet, terk etti. Geçtik yeni maça. İkinciyiz. 6 dakika var. Rakibe bak abi. Benfero'cu galiba rakip. Benfero dinleyen rakibe karşı. Bakalım neler olacak. A7. D7. Fil çarpı C çarpı. Ay. Fil G5'e F6. Tam rok. Fil G5 yine. Kale E8. Kale E8. At F6 da geliyor. Bakalım Benfero mu? Gerçi arada ben de dinliyorum ya şimdi. Buna
Aslında fil F6 da mantıklı bir hamle. Fil F6 oynayalım. Tempo kazanalım. Şimdi at C7 istiyor rakip ama ha at F5 at C7 vezir F4 kale orada kalıyor. Birazcık düşünmemiz lazım. Bunu kesmemiz lazım. Şöyle oynasak vezir B6 at. Tamam at F5 oynayalım ya risk risktir. Vezir E4 aldık. Sonra vezir B8 birazcık riskli oldu. Buna hemen geliyorum alıyorum ben bu taşı. Rakibin taşların çıkmamasını değerlendirdik diyelim. At B6. Bu arada şeydeki kareyi sorarsanız arkadaşlar klavye yükledim. O yüzden burada bir kare gözüküyor hatta. O yani kafanızı şaşırtmasın. Şah G'de oynayalım hemen. G4'e at D6 yapalım ver vezire. Vezir B4 oynayabilir diyecektim. At C4 gidelim. G5'e fil D8. Ne? Aa bir dakika hata yaptık. Hata yaptık hata yaptık. Çok kötü hata yaptık hatta. Vezir D4 F6. Kötü hata yaptık. Her an kaybedebiliriz bu oyunu. Şu an açmazdı zaten. Kale 7 uydum. Yapma be. Şah H6 oynayalım. Vezir G4 şah. Vezir G7 mat oluyoruz ya. Anlı ki. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. F5 oynayayım. Çok kötü kaybettik ya bu maçı. Yakışmadı yani. At B2 alalım. Kale A7. At D1. At D5. Aldık piyonu. C4 yaptı. Şu yaklaşalım. Şimdi bunu tutma yolu var mı? Sanmıyorum ama. Yaklaşayım ben şöyle. At B4 oynayalım. Kale C7 terk. Oo, bu hamle de daha güzelmiş. Evet yapacak bir şey yok. Terkimizi yaptık yani. Evet, zaten kazansaydık 39 oluyorduk. 44 yine yetişmiyordu. Rakip de berserk attı. Bakalım ne olacak. At D4, fil F4. B3 oynayalım. At F5. Yedik yedi. G4 G5 at D5 istiyor. Fil C4 de keselim hemen atı aldık. Kaleyi de alalım. Atı da alalım. Onu da alalım. Hepsini alalım arkadaşlar. Fil D5 çekelim. Ve vezir D3 aman vezir A3 falan dikkat. Evet bunu da yeneceğiz büyük ihtimalle vezir çarpı B5. 21 hamleyi 17 saniyede yaptım. Tabi bu marifet değil. Alayım bunu sonra şahla kaçalım. Fil C3 istiyordu rakip. O yüzden hemen kaçalım abi. Fil E4. Şahla kaçıyoruz. Tamam alalım gitsin ya. O şeyi. Taşı. Kale D'de. Kale A'da bir bu tarz matlar istiyoruz. Nasıl mat ediyoruz ya burayı? Allah Allah. Kale B'de oynayalım. F6 karedeydi. Bu filler her yeri tutuyor zaten. Burada mat vardı iki hamlede. Okey ya gerçi filde 8 vardı. Ve turnuvayı bitirmiş olduk arkadaşlar. İkinciyiz şu an ama turnuvanın tabi bitmesine bir dakika daha var. Ama denedik. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum. Birinciyle eşleşemedik ya. Bir de Baba Fingo'ya kaybettik. Yani olur arada öyle berzerkli şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.